geliyor, kurt geliyor. Al size ekran vereyim. Hadi video izleyeceğiz ya. Orkun'la beraber videomuz var. Bir de Ruhi'nin mi videosu var? Önce Orkun'un olanı izleyelim. Olur, ikisi de izleyelim. Önce bizim videoyu izleyelim. Alper Ender'in de videosu var, güzel. Kızın videosuna denk geldim. Bir tane kızın videosuna denk geldim. Sınıf kininden ve buna olan tutumundan Pınar bahsediyor. Pınar değil mi bu? Videonun spesifik bir yerinde de Pınar. Teden Kara ve Bilkent mezunlarından bahsediyor. Merhaba. Burada eleştirdiği şey de şu: eğitim bu kadar para harcanacak bir şey mi? Eğer bu kadar para harcanacak bir şeyse biz neden harcamadık diyor. Bu konuyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü mevzuyu biraz kişisel algıladım. Öncelikle bir çocuğun eğitimine ne kadar para harcanacak? Eğitime Pınar büyük para harcadığı için işte ojeleri böyle 10 liralık oje sürmek zorunda karar kalmış. Veren kıstas buna karar veren insanlar çocuğun kendisi değil, ailesi oluyor yüksek oranda. Tabii ki bunun istisnaları vardır ama çok da güzel bir örnek olarak ben bunu zamanında babama sordum. Okuyordum o zaman, Bilkent'teydim. Dedim ki, ya dedim, gerçekten hani şu anda ablamı Bilkent'e göndermiş olmasan, beni ilkokul, ortaokul, lise, Teden Kara Koleji'ne göndermiş olmasan, maşallah. Çocuğumu Bilkent'e göndermiş maşallah olmasan, ya harbiden. Ya şu an dedim yani Bodrum'da, İzmir'de... Bizimkiler de bir dershaneye gönderirler, şov yaptılar amına koyayım senelerce. Bir dershaneye gittik diye şov yapıldı yani, anladın mı bizimkilerde de. Nerede istiyorsan artık, denize sıfır villanda, keyfine bakıyordun dedim yani. Hani dört mevsim 10 numara yaşardın dedim yani. Neden dedim gerçekten. Ben mesela çünkü düşünemiyorum dedim. Hani kendi çocuğuma bunu yapar mıydım emin değilim dedim. O dedi ki... 10 yıl konuş, sende de 10 yıl konuşuldu değil mi? Lan bende de 10 yıl konuşuldu biliyor musun? Her zaman da şu dendi. Lan kazanmışım oğlum, kazanmışım, şu deniyor hala. Kazanacak tabii, dershaneye gönderdik diyor hala babam. Lan baba bütün dershane... Ama babacığım bütün dershaneye gidenler kazandı mı ya? Böyle bir mantık var mı ya? Niye kazanmasın diyor, dershaneye gitti diyor. Sesi de çatallaşıyor derken. Zannediyor ki eğitime çok büyük yatırım yaptı zannediyor. Her insanın hayatında kendi evet. için ve çocuklar için öncelikleri evet, vardır. Doğru Pınar'cığım, doğru. Benim için öncelik her zaman çocuklarımın evet, iyi ve kaliteli bir doğru, eğitim. Doğru evet Pınar da yine doğru. Ben varımı yoğumu evet. Gerçekten yoğunum bu arada. Yani olmayan bir şeyi de harcadı buna zamanında. Doğru. Buna yatırdım dedi. Ben eğitim. Olmayan bir şey harcayamazsın. Nereden harcadım dedi. Eğer bir insanın hayattaki önceliği işte çok güzel bir arabaya binmek. Doğru. Bir evinin olması. Bak Hüso'nun önceliği çok güzel bir arabaya binmekti. Porsche. Porsche'ye binmekti. Evet, Nesin'i okuttum Hüso, o yüzden. Hüso'nun yayın diyecektim. Hüso yayınlar açıyor mu yayın ya Hüso? Allah söyletti. Yok. Hayır, açmıyor. Allah korusun. Allah korusun ya. Niye TikTok'ta böyle kafasına şapka falan gönderseler güzel olmaz mı? Oy hayır çok. Aa TikTok yayınları yakışır ha Nesrin. Ama hem Hüso Acun'la tanışmak istiyor hem de sektörden çok uzak duruyor. Böyle olmaz. Doğru söylüyorsun. Annem yayın açmayı düşünüyordu bir ara, biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Ne yayınları? Mutfak yayınları mı? Yo, ben de oyun oynayabilir miyim? Bana öğretsene diyordu buradayken. Şaka yapıyorsun. Ben de yapıyorsun. Öğretmedim. Ne? Evet, kopardım. Nasıl ya? Ya niye öğretmedin ya? Ya şimdi... bir de şimdi uğraşamam ya. Başlasın mı? Tabii. Beraber yayın yapardınız. Evet. Tinita Suzy mi olacak? Ne olacak? Evet, öyle olurdu herhalde. Kendi de bilmiyor ki oynamayı demiş. Dostum ama ayıp ediyorsun şu anda Nesrin ona. Hüso şimdi... Yok canım, haklı. Nesrin'i yayında biraz konuştuk da... ben Hüso'nun çok ciddi iyi bir manipülatif olduğunu düşünüyorum. Yani manipülasyon... çok iyi yaptığını düşünüyorum sizin üzerinizde. Seninle konuştuktan sonra ben de buna karar verdim Çağrı. Arkadaşlar Nesrin'in babası araba almış, araba yani yıllar önce. Aldığından beri de 10 bin kilometre bile yapmamıştır diyor Nesrin. Hiçbir yere gitmiyormuş arabayla. Kilometresi artacak diye korkusundan binmiyormuş arabaya. Hatta o korktukları için o arabaya kilometresini artmasın diye korktukları için başka bir araba daha alıyorlar. Aynı sebepten dolayı ona da binemeyince aile o da eskimesin, onun da tribine giriyor, o da mı esker acaba gibisinden deyince en son diyorlar ki okey biz arabaya binmeyelim gibisinden artık toplu taşımayla gidiyorlar, kapıda Porsche yatıyor, öyle bir sıkıntı var. Onu
şuralara tatillere gitmek vesaire bunlarsa kendi emeğini, eforunu, zamanını, parasını bunlara yatırır dedi. Benim için bu öncelikli değildi dedi. Hatta bu yüzden bende bir core memory'dir bu. Videolarda Core memory'm hiç olmadı biliyor karara musun? sayılırım. Hayatta benim için her şey bir öncelik, iki denge meselesidir. Aldığınız her karar için bir fedakarlık yapmış olursunuz. Alma verme olayı Şu an mı? saat gece 3 ama ben bu videoyu çekiyorum. Uykumdan Denge feragat edeyim. Bunu ahmakların hayatınızda aldığınız küçük her kararı işidir. uyarlayabilirsiniz. Çünkü benim gözümde hayat böyle bir şey ve bu şekilde işliyor. Şu konuyu düşünüyorum. Gerçekten kaliteli ve iyi bir eğitim min bedeli bu mu olmak zorunda? Yani o zaman neden bu herkese sağlanamıyor ya da neden her çocuğa bu sağlanamıyor? Oğlum ben bir şey söyleyeceğim. Pınar'cığım çok teşekkür ederim. İnşallah herkes dediğin gibi olsun. Amin. İnşallah hepsi okur. Bütün o çocukların hepsi şey olsun. Tamam yani öyle olur inşallah. Nesrin babanı arasana Porsche'yi satsın. Hyundai Tucson veriyorum. Üstüne sana güzel bir kariyer vereceğim. Her gün yayındayım. 2 saat senin yayında mesai yapacağım. 2 sene boyunca. Oha, tamam söyleyeyim. Olur, ben ikna ederim. Abi araba eskimiş ya. 2015'ten almış. Bunu kaç senedir binmiyormuş arabaya. Aldığı günden beri arabaya binmiyormuş abi. Tam işte yatırımcı abi adam. Abi ama yani insan bir binmez mi ya? Ya özel günlerde falan biniyor bayramlarda. Bayramda Porsche biniyormuş. Bayramda binmek için varmış. O araba var ya bak piyasadaki en iyi, en sağlam, en temiz Porsche'dir. Ben size söyleyeyim bak en temizidir yani. O yüzden hiç Evet, düşünmeden babam çok iyi bakıyor bak arabasına. düşünmeden onu alınır yani. Hiç götürmeyeceksin yani onu hiçbir yere. Bir kez sadece ben şey kaldırıma çarptım teker kısmını. Aa, lan niye söylüyorsun? Düşürdün piyasasını. Piyasası düştü şu anda. Normalde 4 ise 3'e düşürdü şu anda. Klip aldım burayı. Sahibinden ne koyarsanız açıklamaya ekleyin. Aynen. Bir kere tekerinin neslini çarpmış. Başkası çarpsa yine problem yok da neslini çarptıysa kesin kaportayı maportayı çizmiştir o teker. Değildir yani. Bence. Yok yok, arabada hasar yok. O arabayı bana verecek var ya bir piyasa. Günaydın. Biraz... Abi umarım bunun yıllar önce yayına katılan Baha'nın Pınar'ı olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız çıldırırım. Çıldır. Çıldır. Biliyoruz. Ama sen yine de çıldırasın geldi de çıldır. Günaydın. Bir hafta boyunca hiç para harcamıyoruz ilk günü. Telefonu niye normal tutmuyor? Elim ağrır. Bir hafta boyunca hiç para harcamıyoruz. İlk günü değil. Nereden baksan bir 22. senesi falan. 23. senesi falan gibi. Aa Yağmur, sen de almadın mı bundan? Bizde de var bundan bir tane. O da Evet. ama vlog çekmiyor. Yani kamerayı göremedim yani anladın mı? Var benim bir tane arkadaşım öyle. Hiç para harcamadığımın 27. senesi. O da geçen girdi işte. 27. senesine girdi. İlk günü. Badem sütünü ayrı ısıttım, köpüklü olsun istiyordum. Harcadı. Sütü Sütü nereden yaktı, aldın? içiyor bu. Elektrik yaktı. Ezgi, ben para harcamayayım Salak dedim. o elektriği kredi kartıyla ödüyor. Aptal aptal konuşma. Ha. Geldi. Bunlar Buraya nasıl geldi bu? kredi kartıyla Direkt. aldılar salak kredi kartıyla aldılar para mı verdiler sanki? Doğru, Akbil'le gelmiştir. Yemekhaneden kredi kartı harcadı. harcamadılar yemekhane yemekhane. Yani benim acil bir diyet yapmam lazım. Enişteniz Bana bir tane kahve alabilir misin dedi. beni aldı. Çünkü benzinde yakamam. Bir de yemek ısmarlayacakmış. Çünkü evde yemek yoktu ve yemek yemedim. Aç mı kaldı? Lan ne güzel Evet. taktikmiş ya. Bak kredi kartıyla aldılar. Yine para harcanmadı. Yine para harcanmadı. Çok güzel. 21 gün Ben de önce challenge 5.30'da yapıyorum kalkıyoruz. abi. Ne challenge yapıyorsun? Bir ay boyunca harcamayacağım. Yardım edersiniz artık challenge'ıma. Tabii ki canım ne demek? Full yardımdayız yani öyle söyleyeyim sana. Dualarım seninle İbrahim. Sadece 20 lira tavuk dürüm satıyorum. Herkesi bekliyoruz. O zaman 20 lira harca bir hafta boyunca her gün 20 lira harca. Gel buradan dürüm ya amına her gün. Çok iyi yapıyor ha 20 liraya. Tavuk şişimiz hazır. Hazır. Bu arada kuyruk yağı var değil mi abi? Tabii tabii kuyruk yağı kullanıyorum. Olmazsa olmazıdır. Tabii tabii tabii. Kolay maliyettir ha. Tabii tabii olsun. Sonra 41-42. güzelleştiriyor. Kuzunu. Yiyen bir daha yesin. Tabii tabii bir daha yiyebilsin diye.
şey yani, yani. Şişi 20 lira ama küçük bir şey vermiyor. Vallahi mesela. 20 lira yani öyle. Aynen öyle. Ne ben İran 20 lira? Ben çok seviyorum yani. Bayağı iyi. Görüyorum çünkü abi. Evet. Oo, nar gibi kızardı. Nar gibi abi, nar gibi. Kavuk kavuk. Adam her şey tekrar donmuş, tarihi geçmiş. Hayır hayır, kesinlikle taze. A marka, B marka değil. Günlük, kaliteli marka kullanıyoruz. Evet, tavuk fotoğraf var oğlum. Şu şeyini, arabanın ön tarafında hangi tavuğun fotoğrafı var? Tabii, en bu tavuk gibi. Tamam. Tamam, çek. Bak bu bile güzel. Çok iyi ya, 20 liraya. Domatesimizi atıyoruz üstüne. Tamam. Pulverimizi veriyoruz hafif. Sarıyoruz. Ay Nesrin, canımız çekti ha Nesrin şu an seninle değil mi? Ben daha yeni yemek yedim Allah'tan. Oh şükürler olsun. Ne yedin? Tavuk pilav. Tavuk pilav. Nasıldı tadı? Güzeldi. Neyse ben de bir salçalı ekmek yiyeyim geleyim birazdan. Evet. Şu şekil sadece 20 TL'ye yapıyoruz. Tayyip abi yakın. Bu gece yayından sonra kendime patates kızartacağım. Ama öyle bir patates değil. Nasıl bir patates biliyor musunuz? Normal gittim kızartmalık patates közde aldım. Yok lan ne közü. Normal gittim kızartmalık patates aldım, tamam mı? Biraz daha onlar şey oluyor ya. Güzel oluyor ya. Evet, ev patatesi, anne patatesi yapacağım. Hazır patatesli olmaz ki hacı. Hazır patates almadım ki. Gerizekalı. Patates ağacı mı yapayım eve? Patates aldım yani. Zaten ne yapayım? Hazır, daha yani topraktan ne yapayım yani? Doğrayacaksın, tamam. Normal patates aldım. Yok dondurulmuş almadım oğlum işte. Normal patates aldım. Okay, okay, onu soyacağım, keseceğim. Atacağım. Tuz, muz. Bitti. Story atar mıyız abi sen pişirirken? Ya onların iki şeyi var ya oğlum. Yemekliği var, bir de kızartmalık diye satılıyor. Bir de yemeklik diye satılıyor. Patates ağacım var kekri. Biliyorum nasıl patates ağacı olmadığını. Şaka olsun diye yaptım. Ama sen zeka seven çok yukarıda olduğu için sen onu ciddi anladın. Abi işte bunlar harbiden bilmiyorlar ya bunlar. Hiç demedim oğlum anneniz böyle bir yere gönderirken sizi markete yemeklik alacaksın gibisinden. Hiç olmadı mı yani böyle bir şey? Yok. Patateste ben hiç şu an öğrendim öyle bir şey olduğunu. O yüzden yoldan patatesçi de mi geçmedi çuval patates satanlar? Hepsi tek tür diye i̇şte biliyorum. Onu alıyorsun, onu hem yemek yapıyorsun hem kızartıyorsun benim bildiğim. Ya sen öyle yap o zaman. Sizin patateslerinizle. Yok yok, ben... yemek ve kızartmalık var herhalde. Allah razı olsun ya. Ben de hiç tahmin etmezdim Bahçeşehir'de villa sahibi bir insanın bu patatesi bilmesini tahmin etmezdim Allah'tan. Niye lan? Denk geldik de bildi. Yok sen bir patates seversin çünkü Yağmur. Ay evet ya, ben yapıyorum bir de bazen. Durduk sen nasıl yapıyorsun? Geceleri. Durduk yere geceleri nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorum? Soyuyorum. Kızartıyorum işte. Soyuyorsun, kızartıyorsun. Hı hı. Air fry'da yapıyor ama bu. Sevmiyorum. Yok air fry değil, normal tavada. Öyle mi? Evet, air fry yok bizde. Villa sahibi, poğaça sahibi, maşallah ekibe. Vallahi maşallah, bunlarla değil de babalarıyla ekipte olmak isterdim. Kafamı sikiyim bunların. Bunların. Ya bir nesil önce ya, çok bir şey değil, anladın mı? Sadece bir nesil önce ben... Olsaydı bunların hepsinin babasıyla çalışma şansım olsaydı şimdi ben ne haldeydim kim bilir yani. Çağrı. Efendim? Karaman yazmış bana özelden. Yağmur, Çağrı abi desene bugün neden fotoğraf paylaşmadık? Bu kadar. Doğru. Yarın atalım, yarın paylaşalım. Karaman yarın atacak. Yarın paylaşalım. Yani Karaman... Post paylaşma. Ben unutuyorum. Karaman'cım ve Yağmur'cum sağ olsun. Darlıyorlar, paylaşıyorum. Ama yine paylaşmadık. Yine paylaşmadık. Ama yine olsun, paylaşmamış oluyorum ama yine de şey yap. Çok korkuyorum altına neler neler yazıyorlar ya. Geçen birisi mifsiken bir şey yazmış altına, onu sildim. Çağrı çok az stres, daha çok at ya. Az stres atıyorsun. O zaman ben böyle oturup televizyon izlerken falan bir şeyle makara yaptım, storyleri de atayım mı yani? Kendi kendime yaptım makaraları. Ondan sonra da DM'lerden yazıyor. Abi sen delirdin mi? Hasta mısın iyice? Harbiden delirmiş. Bilmem ne falan filan. Ulan diyorum. Tamam neyse, atmayayım ben. Demek ki toplum daha henüz hazır değil diyorum. Atmıyorum. Dilan Polat gibi nokta nokta. O kadar atamam.
O kadar nokta nokta ne atıyor ki lan, ne atıyorlar bilmiyorum ki ben o kadar. O zaman zam var mı? Yenek yapmayacağım. Oyun başladı. Hazıra gelin. Bu ne lan? Ben gaz oynayacağım. Gaz oynayan bir işi var mı zaten lobide? Var, ben oynamayacağım. Sen de mi? Bütün dünyada duyurmaya başladı. Nesrin'e bu ev kanal baskını. Çok iyi. Kanal beni sarıyor ya, beni yatarken izliyorum. Yeni seri başladı abi bizim kanalda da. Ne yacı? Aylık ayın en güzel, en komik, en eğlenceli anları. Hangisi, nerede? Son video. Allah Allah. Türk ASMR diye bir tane video atmış. Çok rahatsız edici lan bu. Ay içim gitti. Ay kapadım ben. Bak dinleyemiyorum. Tamam tamam aç kurbağa. Ben hazırım, kadroları istediğine geçelim. Harbi mi diyorsun lan? Beni kaçırdığına çok pişman olacaksın. Senden öncekiler de aynısını söyledi. Efendimiz yemeğini yemeni istiyor. Neyin peşindesiniz bilmiyorum ama... Efendimiz mercimek çorbası... göndermiş. Ezogelin çorbası göndermiş efendimiz. Neyin peşindesiniz bilmiyorum ama efendiniz varsın. Bakın oksijen almaktan çok zorluk çekiyorum. Lütfen bana tüp bulun. Tamam sakın kıpırdama. İlk önce efendimize sormam gerekiyor. Lütfen acele edin. Ne söyleyeceksen söyle. İkide bir de beni buraya çağırma. Özür dilerim. Efendim bireyin bizden bir isteği var. Nedir isteği? Efendim, bireyin ilacı yok. Her yeri sıkı sıkı kapatın. Bireyin kaçmasını... O bizi gördü. Tam zamanında geldiniz. Oksijen tüpünüz var mı? Ne oluyor lan? Mindfuck oldum. Ben direkt fuck oldum biliyor musun? Hiç mind olmadı bende de. Dümdüz fuck oldum ya ben şu an. Merhaba. Erteleme davranışı konusunu işleyen psikologun verdiği bilgileri gündem konusu oldu. Gündem konusu oldu. Arkadaşlar. Bilgiler mi gündem konusu oldu yoksa gündem konusu... Arkadaşlar ben psikolog. Gündem konuları oldum yoksa. Ayşe Özyürek. Bugün erteleme davranışından bahsedeceğim sizlere. Bu davranış hakkında konuşmadan önce bir de soru sormak istiyorum. Siz de bir işi stresten ağlayacağınızı bilseniz dahi son dakikaya bırakıyor musunuz? Cevabınız evetse evet. Erteleme davranışına sahip olabilirsiniz. Erteleme davranışı, kontrolü ele alma ihtiyacı, belirsizlik, keyif alma isteği, başarısızlık ya da onaylanmama korkusu, düşük özgüven, tükenmiş enerji gibi birçok etmenle ilişkili olabilir. Erteleme davranışıyla nasıl başa çıkabiliriz diyecek olursak, benim için 3 tane gerekli madde var. Bunlardan ilki işinizi küçük parçalara ayırmak. Küçük parçalara ayırdığınızda büyük parçalara ulaşmaktansa küçük parçaya ulaşmanın kolaylığı ve onun hissettirdiği başarıyla eminim daha iyi sonuçlara gidebileceksiniz ve yapabildiğinizi görmek sizi motive edecek. Hadi git bakalım Mami, küçük parçana ulaş. Diye düşünüyorum. Ulaşacağım. Kendinize gerçekçi ve belirgin bir zaman sınırı koymak. Peki bu ne demek? Yapabildiğiniz ve yapabileceğinize inandığınız potansiyeli bilmek, buna uygun bir zaman çizelge. Ablacığım ne anlatıyorsun ya? Tövbe estağfurullah, bismillah. Küçük parçalara ulaşın diyor arkadaşlar. Size söylüyor, bana demiyor. Bana demiyor, size diyor. Küçük parçalarınıza ulaşın diyor. Gündem konusu olmuşlar. Yapacak bir şey yok. Aha, Cem kardeşim. Şu anda Hakan kardeşim. Hakan'ın sevgili eşi diyeceğim ben buradan. Ve Seko kardeşim şu anda toz koparandan bizi izliyorlar. Merter değil, toz koparan. O ince ayrım var. Oradan selam olsun şu an buradan. Ne zaman geliyor ya abi? Selam olsun. Nice Seko artık bilmiyorum ne zaman gelecek. Artık bekleniyor Ataşehir'e. Ataşehir'e bekleniyor. Biraz daha gelmezse artık burada böyle bir kapısı kalmayacak ama haberi olsun. Buradan da yayından kendisine şeyimi vereyim. Onu söyleyeyim yani.
Onu söyleyeyim. Toz koparanlı Hakan kardeşime çok büyük selam olsun buradan. Onlar da birazcık böyle içiyorlarmış falan filan. Eskilere dalmışlar. Benim eski fotoğrafı falan atıyorlar. Hiç şu anda konusu değil yani, buranın konusu değil. Saç rengi neydi? Kimin saç rengi neydi ya? iPhone 16 çıkınca gelir abi. Ha? Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Hakan Tekin kopuyormuş arkadaşlar. Bir dakikalık bir saygı duruşuna rica edeceğim herkesin. Onu ben kopartacağım. Onu ben kopartacağım geldiğimde. Camlı kahve. Bu çok büyük selam olsun camlı kahveye. Fotolara Kalkındırmaya yok mu bakayım. selam? Kalkındırma. Kalkındırma. En büyük selamlar oraya oğlum asıl. Ekran değişsene abi, odaklanamıyorum. Abi odaklanamayacak ne var abi? Eylül Sovat 100 TL göndermiş. 100... YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara, bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.